Sevgili seyirciler, geri dönüşümün her biri ayrı değere sahip birçok alt başlığı bulunuyor. Onlardan bir tanesi de metal geri dönüşümü. Ankara merkezli Sarıoğlu hurdacılığa gidiyor. Metale dair her türlü atığı ekonomiye geri kazandıran firmanın yetkilileriyle geri dönüşümün önemini konuşuyoruz. ...1998 yılından bu yana Ankara'da metale dair her türlü hurdanın toplanıp işlendiği Sarıoğlu Hurda ve Metalcilik, Abdullah, Yusuf, Recep Sarıışık kardeşlerin ortaklığında ekonomiye değer katıyor. Dede mesleği devam ettirilirken zaman içinde sektörün taleplerine yanıt verebilen bir yapıya kavuşuluyor. Üç kardeş olarak burada hurda metal geri dönüşüm işiyle uğraşmaktayız. Firmamız 1998 yılında babamız tarafından, Hüseyin Sarıışık tarafından kurulmuş olup daha sonra bize devredildi. Dedemiz de bizim hurdacıydı. Ama işte biz biraz daha sisteme ayak uydurarak farklı düşünceler sayesinde bugünlere geldiğimizi düşünüyoruz. Sahip olunan topluma ayırma ve geri dönüşüm lisansları uyarınca 3000 metrekare alanda 20 kişilik kadroyla faaliyetini sürdüren firma, çinko ve alüminyum atıklarını kendi bünyesinde eritip ekonomiye kazandırıyor. Kablo geri dönüşümünün de iş kolunda önemli bir işlevi bulunuyor. Küçük çaplı bir alım satımla başladık. Bugün Türkiye'nin her tarafından madenden hurda olarak alıyoruz. Alüminyum kısmını kendimiz eritiyoruz, külçe haline getiriyoruz. Ve bütün fabrikalara külçe olarak gönderiyoruz. Çinkoyu aynı şekilde Türkiye'nin her tarafından, İzmir'inden, Antalya'sından, Bursa'dan, her taraftan oradan da toplanmış halde buraya geliyor, ayrıştırılıyor, tekrar külçe olarak, mamul olarak bütün işleyenlere gidiyor. Borsada işlem gören metaller piyasada değerinden alınıp satılıyor. Yapılan iş ciddi bir koordinasyon becerisi gerektiriyor. Sistemli yapı kurumsal firmalar tarafından da tercih edilmeleri sonucunu doğuruyor. Gelişmelerimizi Londra Metal Borsası'ndan günlük anlık yayınlarla takip ediyoruz. Fiyatlarımızı ona göre belirliyoruz. Zaman zaman iniş çıkışlar oluyor. Bunlar biz kendimiz o şekilde müşterilerimizle beraber uyum sağlayarak devamlı düzenli bir şekilde takip ediyoruz. Yusuf Sarıışık geleceğe yönelik hedeflerini paylaşarak sözlerini noktalıyor. Bundan sonra bu imal ettiğimiz mamullerin sıfır satışını yapıp piyasaya tamamıyla girmek istiyor. İnşallah da en yakın zamanda bu yeni mamullerimizle, kendi işyerlerimizle, kendi dükkanlarımızla satışa başlayacaktır. Ve tamamen bu piyasaya oturmuş olacaktır.